Son resim yapmam üzerinden yaklaşık 12 sene geçti ve 12 sene sonra Sezgi bana resim yapmayı öğretecek. Evet. Başarılı olabilir miyim bilmiyorum. Olursun. Ama öncelikle Sezgi ile tanışmanızı istiyorum. Sezgi, neler yapıyorsun, bize bahsedebilir misin? Merhabalar. Öncelikle ben Sezgi Tamer. Neler yapıyorum? Seramik, heykel, resim üzerine bir branş dalım var ve bunlarla ilgili hem kendim atölyeler yapıyorum yüz yüze, hem online atölyeler yapıyorum. Hem de evimde küçük bir atölyem var. Orada kendi tablolarımı yapıyorum, heykellerimi yapıyorum. Aynı zamanda bunları yaparken hem sizlere faydalı olacak şekilde içerikler üretmeye çalışıyorum, hem de kendi işlerimi Instagram üzerinden sergilemiş oluyorum. Şu anda aktif olarak Instagram'da yaptığım eserlerle ilgili içerikler üretiyorum. Açıkçası ben Sezgin'in içeriklerine bayılıyorum. Kendine has bir havası var. Çok güzel bir anlatım var. Ama asıl merak ettiğim şey, bugün bu ders bittikten sonra Rembrandt'a dönüşebilecek miyim? Onu göreceğiz. Ama ben Rembrandt'a dönüşmek için Şimdi geldim. Önceki işlerini görmedim. Sen demedin mi Van Gogh olursun, Rembrandt olursun, hemen yarım saatte hallederiz bu işi diye? Yok, dememişimdir. Evet, ne malzemeler var? Çok temel malzemelerimiz var, değil mi? Evet, bugün temel bir çizim tekniğiyle başlayacağız. Aslında çizim tekniğinden ziyade çizime nasıl başlayacağımızla ilgili bazı el açma pratikleri yapacağız diyelim. Bunun el açma pratiklerini hem öncelikle kurşun kalemle yapacağız, hem de sonrasında biraz daha eğlenceli Ama olsun. Ama ben direkt boyalarla başlarız diye düşünmüştüm. Yok, öncelikle bir temelini görelim, neler yapıyoruz. Hem elimiz rahatlasın, çünkü fırçayı tutmadan önce elimizin rahatlığı çok önemli. Tamam. Fırçada renkler ve fırça işin içine gelince nasıl tutacağım diye bir gerginlik olabiliyor. O gerginliğin olmaması için biz önce bir bildiğimiz hani kalemle zaten tutuyoruz, çizim yapıyoruz, yazı yazıyoruz, fark etmez. Bunları rahatlıkla yapabildiğimiz için şu anda bununla bir el açma pratiği yaparsak, onun üzerine fırçayla, renklerle çok daha eğlenceli pratikler yapabiliriz. İstersen en başta tüm malzemelerimizi gösterelim. Çok Tabii. temel malzemeler. Nelerimiz var? Sonra hemen başlayalım. Tabii. Öncelikle bir kurşun kalemimiz var. Bu Evet. 2B1 kalem şu an elimdeki. Bendeki ne bilmiyorum. Sendekine bakalım. 3B. Sende de 3B var. 2B ve 3B kalemimiz var. Burada el açma pratiklerinde B, 2B, 3B tercih edebilirsiniz. Dilerseniz daha kalın kalemler de olabilir ama HB gibi kalemleri çok tercih etmeyin. Çünkü çok daha sert yapılı oluyorlar ve sizi o anlık rahatsız edebilir. Çok Daha kalın. sonra bir kağıdımız var. Şu an elimizdeki kağıt kara kalem için birazcık kalın ve dokulu. Ama biz zaten bundan sonrasında akrilik çalışacağımız için bu kağıdı tercih ettik. Dokulu ve kalın olmasının sebebi akriliği rahatlıkla tutabiliyor olması, suya dayanıklı Tamam. olabiliyor olması. Ardından burada bir paletimiz var. Birkaç tane farklı boyutlarda fırçalarımız var. Ve ana renklerden oluşan ve siyah beyazdan oluşan akrilik boyalarımız var. Şimdi bunlar çok giriş seviyesi malzemeler olduğunu tahmin ediyorum. Evet, Ama yani... bu benim resim yapmamı etkilemez. Mesela en iyi malzemeler olsa daha iyi bir resim yapamaz mıyım? Mesela çok güzel ben boyalar görüyorum. Hatta bazı sanatçı isimleri Rembrandt, Van Gogh, belki de başka markalar da var. Evet. Gördün mü? Onları alsak daha iyi resim yapamaz mıyız? Yaptığımız eserler ya da işler aldığımız malzemelerden geçmiyor aslında. Elbette aldığımız malzemelerin yapısıyla, dokusuyla işler farklı bir boyuta gelebilir. Ama temelde öncelikle bizim o teknikleri biliyor olmamız ve kendimize has bir şeyler katabiliyor olmamız gerekiyor. O temel bilgileri öğrendikten sonra, yani atıyorum yeni başlayacaksın çalışmaya. İlk kez resme başlayacak birinin bunun için çok büyük yatırımlar yapmasına gerek yok. Çok fazla paralar harcanmasına gerek yok. Temel, daha basit, uygun fiyatlı malzemelerle başlayıp, "Aa, ben bunu yapıyorum ve seviyorum," dedikten sonra istediğin gibi zaten istediğin boyayı alabilirsin. Tamam. Zaten biz de şu an herhalde çok giriş seviyesi malzemelerle başladık. Evet. Evet, sizi dinliyorum. Artık öğretmenim sizsiniz. Artık Biraz afacan bir öğrenci başlıyoruz. olabilirim ama yapacak bir şey Bakalım. yok. Şimdi istersen alttaki kağıdı bir kenara koyalım. Tamam. Kaymasın. Şimdi öncelikle kara kalemle bir el açma pratiği yapalım. Peki. Birkaç tane şekil göstereceğim için kağıdın tamamını kullanmayalım şu anda. Tamam. Ama siz bunları yapacağınız zaman kağıdın tamamını kullanabilirsiniz. Hatta daha büyük kağıtlar kullanabilirsiniz. Biz şu anda oturarak size yapıyoruz. Böyle göstereceğiz. Ama siz kağıdınızı duvara sabitleyebilirsiniz, yere koyabilirsiniz, bir şövalenin üstüne koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi durabilir. Nasıl rahat edecekseniz. Önemli olan zihnimizin ve elimizin rahatlaması ve çalışmadan önce bir böyle başlangıç aşaması ısınma turları. Hani şey gibi düşün. Böyle bir spora başlıyorsun. Önce bir ısınman Isınma. gerek, kaslarını ısıtman gerek. Biz de burada aslında bileğimizi ve kolumuzu açmış oluyoruz. Güzel. Şimdi buradaki temel unsur göstereceğim şeylerde bileğimizin hareketleri, yani bileğinin rahat hareket ediyor olması, dirsek bölgenin rahat hareket ediyor Masaya olması. koymaya gerek yok o zaman Evet, döşeğimi. koyma. Tamam. Çok küçük şeyler yapacaksan elinin bu bilek hareketini de koyabilirsin destek Peki. amaçlı. Onun haricinde büyük hamleler yaptığımızda da omuzundan hareket Şu edebilirsin. şekilde omuzumla beraber hareket etmem lazım. Evet, şimdi öncelikle bir karalamayla başlayalım. Hadi başlayalım. İstediğin Bu yeri benim için çok özel bir an. karalayabilirsin. Çünkü gerçekten en son resim öğretmenim tarafından bir resim yaptırılmışım zorla. Ve aslında bence çok iyi bir eserdi ama
düşük puan almıştım ve o günden resmi küstüm. Ve sadece bir resim sever olarak diyelim, tabloları inceliyorum. Hoşuma gidenleri çok beğeniyorum. Hoşuma gitmeyenleri hızlıca geçiyorum. Şimdi bakalım kendimkine nasıl bakacağım. Bakalım bugün yeteneklerini göreceğiz. Bakalım. Şimdi istediğin bir yerini hani her yerini kaplamayacak şekilde karalayabilirsin. Mesela tamam. Ben şu köşeden başlayacağım. Gayet rahat bir şekilde karalıyorum. Burada önemli olan bileğimin rahat hareket ediyor olması. Bazen dirsekten hareket ettiriyorum. Bazen omuzumdan hareket ettiriyorum. Sen daireler çiziyorsun ama. Karalama yapıyorum aslında ve düşünmüyorum. Ne çizdiğini mi? Evet, düşünmüyorsun. Şu an önemli olan şey elinin ısınması, rahatlaması. Sadece karala. Bastıra da bilirsin. Hafif de tutabilirsin. Bundan sonra bak, ders bitiyorsa bence çok iyi gidiyor. Elini şu an çok kasıyorsun. Tamam, hadi buraya. Bileğini kasma. Bak, bileğin hareket etsin. Ha, bileğin mi hareket bileğinin etsin? Bileğinin şu kısmının hareket etmesi gerekiyor. Bak, sen şöyle yapıyorsun şu an. Ha, ben Yani ters yapıyorum. sıkıyorsun kendini. Rahat Anladım. ol. Bir elin açılsın, bir bırak elini. Sen çok şey zarif tutuyorsun, güzel ya. Ben öyle tutmuyorum nedense. Tamam. Şimdi Eğer bu kadar da kalacaksak bence çok iyi bir eser ortaya çıkar. olabilir. Seninki mesela içe yumalmış böyle bir çok karamsar gözükürken Şimdi benimki ise özgürlüklere koşan ve çok açık bir eser gibi oldu. bakalım. Peki. Şimdi dik ve yatay çizgiler yapacağız. Bunları düz bir şekilde Evet, orada yapacağız. nasıl yapacağız? Omuzdan Dik ve mı? yatay çizgilerde şimdi hepsini kullanacağız. Peki. Öncelikle omuzdan başlayalım. Omuzdan nasıl olur? Tamam. Hızlı bir şekilde. Burada şu an önemli olan düz olması değil. Şuranı kullanırsın ama hızlı yap. Tamam. Hızlı. Aşağıdan yukarı da gidebilirsin. Aynı şekilde küçük hamleler de yapabilirsin. Gibi. Sonra tek bir anda çekebilirsin. Burada Peki. mükemmel bir şey aramıyoruz. Elimizin bu harekete Bunu alışmasını her resim yapmadan istiyoruz. önce yapmak şart mı yoksa başlangıçta bu önemli mi? Başlangıçta önemli. Çünkü yaptığımız çalışmalarda bir anda tek hamlede çizgi çekmemiz gerekiyor. Ve eğer elimiz buna alışmadıysa o an zorlanabiliyoruz. Tamam. Genelde temel eğitime başlarken bunlar hep yaptırılır. Pekala. Bunu yaptık ya, şimdi bir de yatay Burada gene dik şekilde. tutabilir miyim yoksa mesela şöyle alabilir miyim biraz? Ya hafif alabilirsin ama Tamam. önemli olan yine bu hareketi Tamam. yapman. Şu hareketi yapacaksın. Omuz açım doğru mu şu an? Evet, tamam. Şimdi bununla birlikte bir de elips ve daireler yapalım. Aslında Evet. bunların dışında en önemlisi elipsler ve daireler. Evet, iyi kusursuz bir daire çizmek mümkün mü? Kusursuz yapmaya gerek yok çünkü tek hamlede çok kolay olmayabilir Peki. ama biz bunu alıştıkça yapabiliriz. Mesela aldım kalemimi, önce elips yapalım. Bu arada elipsleri Nasıl özellikle yapılır? yapmamızın amacı, atıyorum bir obje çizeceksiniz ya da bir insan figürü de çizeceksiniz diyelim. İkisinde de elipsler ve daireler bizim hep işimize yarayacaklar. Çünkü her objenin, materyalin, doğada da herhangi bir şeyin içinde illa bir elips ya da daire var ve bize referans oluyorlar çizim aşamasında. Onları rahatlıkla çizebildiğimiz noktada bir objeyi oturtmamız kolaylaşıyor. İşin perspektifini de daha rahat Anladım. yapabilmiş oluyoruz. Tamam. Şimdi mesela elipste başlayalım. Şu şekilde elini Peki. kaldırmadan aşağı doğru yapabilirsin. Bunlar daha ince de olabilir, daha kalın da olabilir, daha büyük de Peki olabilir. nasıl yapıyorsun? Bilek hareketini inceleyeyim. Tamam. Sen de şu dirsekten biraz hareket Evet yapıyorsun. ve şu şekilde mesela bunu yaptık ya böyle hızlı hızlı. Evet. Bunu şimdi tek de yapabilirsin. Bunun minini de yapabilirsin, büyüğünü de yapabilirsin. Daha da kalınlaşabilir. Sonra bunlar Daha aynı yuvarlak. mantıkta daha daire yapabiliriz. Dediğim gibi bunların hepsinde önemli olan elimizin bu şekilleri yapmaya alışması ve bu şu an yaptığın anda olmayacak. Yani bu senin sürekli her resme başlamadan önce bu el ısındırmasını yaptığında olacak olan bir şey. Anladım. Mesela yeni başladın diyelim resim yapmaya ve bir ay çok güzel resim yapıp arada bir Ama aylık çok iyi mola yuvarlak verdin. çiziyor. Çok iyi yuvarlak çiziyorsun. Teşekkür Elips, ederim. elips mi doğru ifadesi? Yani burada biraz daha daire Tamam. diyebiliriz. Bunlar Peki, elips. şimdiki sıradaki. Şimdi sırada artık renklilere geçebiliriz. Peki ben Bunlar şimdi bunu bölüyorum sözünü. Mesela bunu alsam ve hani modern bir sanat müzesine, postmodern sanat müzesine götürsem, metin yazma konusunda fena değilimdir. Güzel bir metin koysam altına sergiletebilir miyiz? Güzel bir metinle Ya iyi bir hikaye pazarlama bağlayacağım. yapabilirsin belki. Duydunuz? Ve hani onu isteyecek olan alıcıya da bağlı. Alıcı eğer bunu kabul ederse neden olmasın? Hikaye yaratırsam belki tutabilir. Evet. Ama güzel bir hikaye yaratmam lazım. Bunu bir düşüneceğim. Bunları saklayayım çünkü Tamam. değerlenebilirler.
Peki. Diğer kağıda geçelim. Evet, şimdi renklerle devam ediyoruz. Evet, şimdi renklerle devam edelim. Senin en sevdiğin renk mi? Mavi. Benim en sevdiğim renk kırmızı ama özel bir kırmızı. Edirne kırmızısı diye bir renk var. O çok hoşuma gidiyor. Tam olarak burada kırmızıdan daha koyu diyebileceğim bir tonda. Hmm. Ama kesinlikle özel bir renk ve tarihi bir renk. Günümüzde çok fazla kullanılmıyor ama bence gördüğünde çok hoşuna gidebilecek bir ton. Bilgim Özel de yoktu. Bir ismi var. Tarihi bir anlamı da var. Süper. Araştırırım mutlaka. Harika. Şimdi buradan renklerimizden sıkalım. Hatta eğer renk karışımı yapmak istersek ona göre renkler koyalım. Mesela şu anda tek bir renkle çalışacağız. Ve hangi renkle çalışmak istersin? Dediğim gibi atıyorum buradan biz turuncu da elde edebiliriz, yeşil de elde edebiliriz. Sarı çok ilgi çekici bir renktir. Her ne kadar kırmızı çok uyarıcı bir renk olsa da sarı da herhalde daha dikkat çekici olabilir kırmızı kadar. Ne dersin? Tamam, olabilir. Ama sapsarı mı istersin yoksa açmak ister misin? Turuncuya hafif kaymasını ister misin? Ama ben bilmiyorum nasıl yapalım ya. Şu turuncu anda. Da güzel bir renk. Bugün Hadi buradaki birazcık renklerimiz... renk karıştırmış olalım Tamam. bugün. Fırçalarımız, numaraları şöyle buyurun. Fırçalarımızda bugün şunları kullanalım başlangıçta. İkisi de 14 numara. Bunlar ıslanmışlar. Sen mi ıslattın bunları? Hayır. Nasıl ıslanmış? Islanmış gibi Havadan baksana. belki nemlenmiştir. Şimdi burada bir de 14 var. Uçlarının farklılıkları ile ilgili ufak bir şey Evet. söyleyebilirim. Şimdi bunlar daha çok sivri uçlu, oval uçlu olanlar daha çok sulu boya fırçası olarak geçiyor. Ama akrilik boyalarda da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda guajda da kullanabiliyoruz. Düz fırçalarımızı yağlı boya fırçası olarak geçiyor ve yağlı boya da kullanabiliriz. Tuval üzerinde akrilik boya çalıştığımızda da kullanabiliriz. Tabii sizin özellikle yaptığınız bir tarz varsa siz onları farklı yönlerde de değerlendirebilirsiniz. Ama genel olarak bu şekilde kullanılıyor. Biz şimdi bugün bu oval fırçaları kullanalım. Tamam. Bizim için daha kolay olacaktır. Şimdi birazcık sertler. Kullanmaya başlamadan hafif ıslatacağız onları. Ben seninkini Tamam. vereyim. Çok büyük ya. Öncelikle sen bir sarı dök bir Ne yerine. kadar dökmem gerekiyor? Çok al. Bakalım bir karışım yapalım istiyorum. Nerede Şurayı dökeceğiz? doldurduğunu düşün. Ben de bu tarafa mavi dökeyim Bunları kendim karıştırmak için. gerekiyor muydu? Oh, evet biraz çalkalayalım. Peki mesela kaç tane boya çeşidi var popüler olan? Belki çok vardır da guaj biliyorum. Guaj, akrilik, Tamam. yağlı boya, sulu boya. Bir de onların çeşitleri var Senin en çok şimdi. çalışmayı sevdiğin? Benim akrilik, yağlı boya, pastel. Bunları ben karıştırarak, yani mesela Tamam. yağlı boyayla pasteli karıştırıyorum ya da akrilik boyayla Pasteli pasteli çok karıştırıyorum. sevmiyorlar ama sen seviyorsun. Pasteli ben seviyorum. Pasteli insanların çok sevmemesinin sebebi kesinlikle daha öncesinden pastelin tekniğinin öğretilmemiş olması. Çünkü benim kendi öğrencilerimde de pastelin tekniğini öğrendiklerinde ya biz öğrenmemişiz aslında çok keyifliymiş diyenlere denk geliyorum. İlginç. Şimdi çalkaladıysak dökebiliriz. Tamam ben Çok yeterince... sıvıysa o bir yana da dökebilirsin. Evet biraz daha bunun böyle krema gibi belki değil Heh, mi? evet bak şimdi doğru oldu. Öncekinde ne kadar Orada fark var baksanıza. çünkü üzerindeki suyu direkt geldi. O Evet. yüzden şimdi bunu kenara kaldıralım. Tamam. Bunları da Sana karıştıralım. hafif bir turuncu elde etsek ne dersin? Peki. Direkt sarı olmasın. Direkt sarı Ben olmasın. senin için şuraya azıcık kırmızı koyacağım. Ama bu pembe gibi ya. Evet, birazcık ton değerleri farklı. Beyaz da alabiliriz. Ben de Tamam. biraz belki yeşile kaçan bir renk kullanabilirim. Mesela bu renklerle her rengi elde etmek mümkün mü? Hangi renkler lazım ki tüm Ana renkleri elde edesin? renklerle tüm renkleri elde edebilirsin. Bunlar ana renkler diye mi Evet, geçiyor? bunlar kırmızı, sarı, mavi ana renklerin karışımlarıyla üzerinde işte birini daha fazla, birini daha az olarak yaptıkça onların farklı tonlarını elde edebilirsin. Aynı zamanda beyazla daha böyle soft bir renge çıkarabilirsin. Aynı zamanda siyahla da daha koyulaştırabilirsin. Ama kendi içlerinde ton değerlerini yani sıcak ya da soğuk görünümlerini bozmak istemiyorsan oradaki koyu rengi seçerek koyultabilirsin. Atıyorum bir yeşil elde edeceksen ve ben bu yeşilin açık yeşil olmasını istiyorsam sarıyı fazla kullanabilirim. Koyu istiyorsam maviyi fazla kullanabilirim. Tamam. Şimdi siyah dökeyim mi? Siyahla işimiz belki olmayabilir. Peki. Şimdi Döktüm evet. dursun bir. Şöyle düzenli olalım. Dağınık Tamam. olursak Ben iyi bir öğrenci senin olmayız. sarına müdahale etmemek için kendime çok az sarı ekleyeyim şuraya. Sarıyı döktük. Şimdi burada bol bol sarı, beyaz ve maviler görüyorum. Bazıları sıvıya karıştı bizim ilk başlangıçta Evet. karıştırmadığımız Şimdi için. paletimizde öyle bir durum olduğu için ben diyorum ki biz karışımlarımızı bunların içinde yapalım ki birbiriyle Bu daha güzel. karışmasın bizim boyalarımız. Evet bu çok ilginç. Öyle şeyler görüyorum. Mesela ben Evet. şimdi fırçama. Bu arada biz şimdi fırçayla yapacağız ama eğer Islatmadık ama bunları. şimdi ıslatmayalım. Öncelikle bir Tamam. karışımları yapalım. Biz şimdi fırçayla üzerinden alacağız boyaları karıştıracağız ama sizin eğer spatulanız varsa spatula ile alıp Çok karıştırmanız artistik o değil mi? çok Çok güzel. daha iyi olur. Biz şu anda bu şekilde yapıyoruz. Hatta bu şekilde bir palet yerine bir cam palet ya da düz bir plastik palet tercih edebilirsiniz. Gözeneklilerden daha kolay olacaktır çalışmanız. Pekala. Tamam. Ben şimdi öncelikle en yoğun kullanmak istediğim rengi
aktarıyorum. Ben mavinin daha yoğun olmasını istiyorum. Çünkü birazcık böyle koyuya yakın bir yeşil elde edeceğim. Peki. Şimdi kırmızı baskın bir renk. Kırmızı baskın olduğu için öncelikle sarı koy. Kırmızıyı azar azar ekleyerek turuncuyu elde et. Ama sarıyı bol koy ki buraya da uygulamamıza yetsin. Yani oradan böyle direkt alabilirsin bayağı bir. Direkt. Peki öyleyim. Bayağı bir al. İçine koyalım. Çok güzel bir şey bu sarı ya. Tamamdır. Şimdi zaten bir hemen fırçamı temizleyeyim. Sen de şöyle bir ıslat ki oradaki renk gitsin. Şimdi ya da farklı bir suda ıslatsan daha evet, iyi mi? Evet öyle yapalım. Onu diyecektim. Tamam. Bir Hemen tane su daha alalım. Bir tane daha su aldık. Onu da buraya koyalım. Tamam. Şöyle ıslatıyorum. Sen temizle yani. Üzerinde Anladım. çok Boyayı fazla üzerinden kalmasın. çıkartalım gibi. Daha Aslında bu rahat. tür bunları mesela fırçalardan boyaları çıkartabilmek için çeşitli maddeler, çözücüler vardır herhalde, değil mi? Evet yani akrilik su bazlı olduğu için daha Kolay mı rahat çıkıyor? çıkıyor. Ama mesela Kurumuşları yağlı nasıl boya çıkartıyorsun? kurumuşları da sıcak bir suyun içerisine koyuyorum. İşte biraz deterjan döküyorum. Öyle bekliyorlar. Bekledikten sonra güzelce çıkıyor. Yağlı boyada da aynı tekniği yapabilirsiniz. Deterjan yağ çözücü olduğu için yağı çözecektir ama yağlı boya çözücüler var. Anladım. Onlar kullanılabilir. Şimdi Evet. diğer mesela kırmızıdan çok az alıp bir karıştır. Ne renk çıkacak beğenecek misin? Bu kadar aldım. Çok az, Tamam. epey az. Biraz alayım. Birazcık bu şöyle kameraya da gösterelim bakalım. Ha, güzel. İstediğin tonu elde ettiğinde eklemeyi Yani şu an bırakabilirsin. çok bir şey değişmedi açıkçası. Birazcık o Tamam. kırmızılığı hissettim ama ben biraz daha ekleme yapacağım. Tamam. Ben de şu an karıştırıyorum. Evet. Hafif böyle su yeşili gibi bir renk çıkmaya başladı Deniz benden. mavisi mi diyorlar ona? Ne diyorlar? Yosun mavisi mi? Nedir o? Biraz evet yosunu olabilir. Birazcık daha sarı alayım daha açık olsun. Benimki daha henüz tam turuncuya gelmedi. Yani turuncunun açık bir tonunu da elde edebilirsin senin. Biraz daha karıştıralım. Karışırken özel bir formülasyon var mı doğru karıştırabilmek için? Yok direkt karıştırıyorsun. Tamam. Evet, yani bu açıkçası fena olmayan ama epey de sarıya yakın bir turuncu oldu. Böyle göstereyim. Tamam. Benimki de bu Aslında birbirini şekilde. karşılayan renkler bunlar şu an. Evet, biraz Yakınlar değil mi? yakınlar. Güzel. Biri Kontrast. sıcak, biri soğuk. Evet. Kontrast yarattılar gibi. Evet, süper. Şimdi başlayabiliriz. Tamam, ne yapıyoruz? Paletimizi Benimki buradan bir biraz fazla alalım. mı sulu kaldı? Seninki daha güzel Evet, gözüküyor. sanki şöyle yapalım. Oradan alma. Birazcık daha buradan içine direkt sarı dök. Peki. Ondan Fırçamda su sonra bıraktığım için böyle oldu. olabilir. İçine birazcık daha dökebilirsin. Şimdi kalın bir şekilde yaparız. Daha kolay olur senin için. Çok azıcık da kırmızı al ki aynı rengi elde edebil. Buradaki çok sıvı Kırmızıyı gelecekse alabilir buradan miyim? verebilirim. Teşekkürler. Oradaki yetmeyebilir diye düşünüyorum. Tamam. O zaman Çok bizden bir az kenara bir al. damla gönderdim ve şöyle karıştıralım. Şimdi biraz daha az havacık kaldım ama sanırım fena değil gibi. Bakayım. Evet, çok Tamam. daha iyi. Şimdi rahatlıkla alıyorum bir Tamam. Şöyle birazcık kırmışı. fazlasını alayım mı? Alabilirsin, evet. Biraz daha bak benimki gibi sivri kalmasına özen göster. Şöyle. Evet, o şekilde biraz şöyle al. Şimdi ben sen onu yaparken bize ufak bir kompozisyon kurayım. Şimdi bir kompozisyon kurdum ben Evet. oraya. Bu kompozisyonumuzun amacı biz buraya fırçayla rahatlıkla el açma pratiği yapacağız. Ve bu el açma pratiğini yaparken de önümüzde duran objeyi fırçamızda herhangi bir kaygımızın olmaması çok Çok önemli. güzel. Bir orana takılma durumumuz yok. Oranlarına takılmıyoruz asla. Sadece gördüğümüzü fırçayla o an aktarmaya çalışıyoruz ve önemli olan olabildiğince fırçayı kağıttan kaldırmayacağız. İmgesel Yani olarak deneyim yapacağız. yok imgesel Ama değil. böyle ufacık. İmgesel olması için bizim onun hafızamızda olması gerekiyor. Hiçbir şeye bakmamamız gerekiyor. Ama biz şu anda bir objeye bakarak çizeceğiz. Peki, peki hadi Tamam başlayalım. mıdır? Şimdi senden şöyle bir şey Evet. isteyeceğim. Burayı görüyorsun. Gördüm. Kendini sanki onun bir fotoğrafını çekiyormuş gibi Şimdi düşün. imgesel oldu işte. Bak, artık onu unutacağım ve kafamdaki Hayır. imgesiyle hareket edeceğim. Önümde objem Tamam, var. gördüm. Benim oradan bir kadraj almam gerekiyor. Peki. Şimdi bir şey yapma. Önce beni dinle. Tamam. Kendi kendime bayılmayacağım. Şimdi kağıdımı dik tutuyorum. Tamam. Başlangıçta kağıdımızı dik tutmamız çok önemli. Yatay Tamam. tuttuğumuzda algımız kayabiliyor. Objeleri daha geniş çizebiliyoruz. Geniş çizmememiz için dik kompozisyonlar kurmamız başlangıçta önemli. Peki. Bu bir dik kompozisyon. Ve bu kompozisyona baktığımda şu şekilde gözümün birini kapatıp bir kadraj kendime alabilirim. Tamam. Bu kadrajı aldığımda neler oluyor? Sanki şu benim kağıdımmış gibi düşün. Kendine de bunu yapabilirsin. Peki. Bunu yaptığında mesela şuradan şuradan kırptığını düşün ve Tamam. senin amacın şurayı çizmek ve bunu buraya yerleştirmek. Tamam, onu ben çizmekte hiçbir sıkıntı, kafamda çizmekte sıkıntı yaşamıyorum. Ama buraya tamam. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Şimdi rahat ol, gerilme. Ve oraya baktığında, hatta oraya daha fazla bakabilirsin kağıda bakmaktan ziyade. Çünkü gördüğünü o an aktarmak seni daha çok geliştirecek.
tamam mı? Şimdi oraya baktığınızda, şimdi nasıl kağıdına bak şöyle bir ve de ki nasıl yerleştirebilirim, ne nereye gelecek? Tamam, önden... ben senden biraz daha bu tarafta görüyorum, yani daha sağda tamam. Görüyorum. Sen yine herkes hangi kendisini... açıdan görüyorsan o şekilde olacak zaten. Yani ona karışmıyoruz ve dediğim gibi tamam. Amacımız başlangıçı orantılı çizmek değil. Elimizi açmak ve gördüğümüzü buraya el açma pratiği olarak çizmek. İstediğin yerden başlayabilirsin ama kendini en güvende hissettiğin yerden başla. Ben tüm her yerde kendimi güveniyorum çünkü hep her yerde aynı yetenekli olduğumu düşünüyorum. Yani birbirlerine aslında boyut olarak referans olabilecek objeler. O yüzden... Neredeyse mesela bu sarı olan şey diğerlerinin üçte biri kadar gibi. Hatta belki dörtte biri kadar gibi. Ben şu anda öndekinden başlayayım diyorum. Atıyorum mesela bir çizdim. Ha, sen onu yeşil farz ediyorsun. Hayır, renk yapmıyoruz. Abi bir dakika, bak, doğru yeşil. Sanki doğru, renk kara kalem doğru. Var elimde. Ben bunu tamam, taslağını ben... çıkarıyorum, yerine peki, koyuyorum. Peki senden kopya çekebilir miyim? Çekebilirsin. Tamam, harika, çekiyorum direkt. Bu da ilk çalışma diye izin verdin yoksa? Vermem. Az boyadan. Burada bol bol fırçanıza boya alabilirsiniz. Yani dediğim gibi amaç rahat olmak, elimizi açmak, herhangi bir kaygımız yok. Ne nereye gelir bakıyoruz, yerleştiriyoruz. Hatta bunu daha ince fırçalarla da siz deneyebilirsiniz. Aslında bir kalemi kullanırmışım gibi fırçamı kullanıyorum bu noktada yani. Kurşun kalemle nasıl rastgele çizim yapacaksam, hareketlerimi nasıl rahat edeceksem onu da o şekilde veriyorum. Bu kadar büyük kullanmanız gerekiyor mu başta fırçayı? Büyük derken kalınlık olarak mı söylüyorsun? El açma pratiklerinde rahat olabiliyor. Daha fazla boya alabiliyoruz ya üzerine. Ama tabii ki kişi kendisi nasıl iyi hissedecekse onu tercih edebilir. Çok önemli değil. Rastgele koydum. Hatta şimdi biraz bir şeyler de ekleyebilirim. Arkaya bir de demin çizgisi koyalım ki havada uçuyormuş gibi gözükmüyor. Nasıl? Nereden zemin? Dur önce yap. Hayır, bir olmayan zemine ürün koyamam lütfen. Havada duruyormuş gibi ağlıyorum. Peki. Evet. Biraz daha ben üzerinde şimdi oynamaya başlayacağım. Artık. Ama yani siz efendim kaptırılıp gittiniz. Ben daha başlayamadım bile. Başladın. Nasıl başladın? Sorun yok. Bir yarışta değil. Doğru, başyapıtlar her zaman çok yavaş olur. Gerçi bazı ressamlar var böyle yarım saatte 45 dakikada hatta belki daha kısa sürede galiba direkt gördükleri bir anı resmediyorlar. Evet. Özellikle empresyonistler yapıyor. Evet, çünkü çok doğa manzaralarını... Bir resim vardı, unuttum ressamının. Bir ayna karşısında, daha doğrusu aynanın karşısından çekilmiş. Ama önde baktığı işte bir barma hanımefendi var. Ya da farklı bir isim evet. Diyorlar. Bilmiyorum, yanlışını söyleyebilirim size. Orada aynadan insanlar yansıyor falan. Güzel bir resim. Sana onu gösteririm, hatta koyarım da. Şimdi neredeyiz? Sen şöyle bağlam yaratmışsın ve sanki oradan tekrar şişeleri yapmış gibisin. Şöyle... Oraya da bakın sen. Orayı zaten orası burası olduğu için. Neyse bakıyorum, tamam. Oyun bozulmadı. Şimdi buradaki tek bu pratikte diyeyim. Şöyle güzel bir yanı var. Mesela bunu siz bir tükenmez kalemle de yapabilirsiniz. Aslında hem elimizi açarken hem de birazcık kendimizi zorlamış oluyoruz başlangıçta. Yani silemiyoruz. Nasıl yerleştireceğimize evet gerilebiliriz silemediğimiz için ama silememek bize burada objeleri çizerken aynı zamanda daha iyi yapmayı da etkiliyor. Yani silemeyeceğimiz için daha doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Yanlış yaptığımızda da boyayla ya da bir işte tükenmez kalem diyelim. Onunla üzerinden geçerek düzeltmeye çalışıyoruz. Yani aslında kendi sorunumuzun çözümünü daha aynı şeyi üzerinden tekrarlayarak bulmaya çalışıyoruz. Silgi bizim kurtarıcımız olmuyor bu noktada. Ama sende bir bende boyut eksikliği var galiba. Yani kağıdına göre birazcık daha küçük oldu. Boyut eksikliğinin çok sebebi büyük oldu. Şurada mesela bunu boyutlu kılan şu kısım var ya. Onu yapmamışsın mesela. Burada da aynı şekilde. Hani şöyle bir dikdörtgenimsi bir. Nerede var bir de? Şuradan. Şunda var mesela. Bak bir ama nasıl tamam. Durduğuna bak. Tamam, bakıyorum. Ama bu arkadan çok tek bak, güzel gözüküyor. Onda bundaki gibi çizgi gözükmüyor. O zaman nasıl evet. Belli edebilirsin? Şu gövdesinin üst kısmını mı yaparsam belli olur. Gövdesinin üst kısmındaki açıya odaklı. Şunu mu yaratmamız lazım? Ama orada da... Tersi olması. Alt kısmı mı? Hayır. Şimdi şöyle yaptın ya, aslında orada şöyle bir kıvrım var. Tamam, biz bunu farklı bölünmüş gibi yaparsak. Tamam, bir de burayı birleştir. Nasıl birleştireyim? Yani kapak devam ediyor. Birbirine çarpmasın kapaklar. Yok, ayrı çarpabilir. Kapak. Gördüğün açıdan da boşta kaldı ya, sanki devam etmiyormuş gibi hissettiriyordu. Olabilir. Onun için dedim. Olabilir. Şu an oldu mu? Şu an daha iyi. Tamam. Başlangıç için yaptığın şeyler çok normal.
Ufak bir yorum yapabilirim. Yani bir facia demek istiyorsun. Hayır. Ufak bir yorum yapabilirim. Peki, kesik çizgiler atıyorsun çünkü tedirginsin. Nasıl yerleşmen gerektiğini farkında değilsin. Çok normal olabilir. Siz psikolog musunuz hanımefendi? Yani tedirginsin, heyecanlısın. Yani resmin biraz psikolojik kısmı var. Ve biz de bunun eğitimini verirken psikolojik kısmıyla çok uğraşıyoruz açıkçası. O yüzden de ben öğrencilerime de oradaki hissettikleri duyguyu ortaya çıkarmaya çalışıyorum ki sonrasında atıyorum bu tırtıklı çizgileri yapmasınlar, daha rahat olsunlar. Peki, hissettiklerinin farkında olsunlar. Tek yolda gideceğiz. Yani tek böyle rahatlıkla şöyle fırçanı kullan. Yani fırça bizde hizmet ediyor, biz fırçaya değil. Dediğin gibi kullan fırçanı rahatlıkla. Mesela burası kısa kaldı normalde olması gereken yere göre. Şimdi üzerinden nasıl gelmesi gerekiyorsa tek hamleyle şöyle yapabilirsin. Böyle bir şey mi demek istedin? Gibi nasıl görüyorsan, hangi açıdan görüyorsan. Ben de aslında tam tersi gözüküyor. Şu mavinin olduğu kısım bende tamamen düz bir boyutta gözüküyor. Ben seninkini biraz kopya çektim. Sen hem orayı hem beni yapıp ortada yeni bir rahatlık. İşte sanat yenilikleri istiyor değil mi? Rembrandt olmak için farklı olman gerekiyordu. Onu ama da şu an... Hayır, Rembrandt olmam için Rembrandt'a benzemem lazımdı. Neyse, daha henüz %0001 ile Rembrandt yoluna başladım. Her şey zamanla. Peki, önce tamam. Çalış. Tamam, harika. Şimdi tabii videomuzun süresi kısıtlı. Hı-hı. Aslında ben hani Rembrandt'ın çok sevdiğim bir iki eserini burada ortaya koymak isterdim ama birkaç yıla ihtiyacım var, belki 100 yıla. Ne yapacağız, ne ekleyebiliriz? Mesela bu ders, mesela bundan sonra ne yapılacak? Bu dersin sonrası ne olabilir? Şimdi buradaki amacımız bunu bizim silmeyerek objeleri tamam. Ve renkle daha eğlenceli bir şekilde aktarmamızdı. Aslında aktarma denedik. Bunu bu pratikleri yaptıktan sonra kara kalemle bir objeyi yerleştirmek üzerine taslak çizimler öğrenebiliriz. Bunu aynı şekilde fırçayla da yapabiliriz ama hepsinin temeli kara kalemdir aslında. Kara kalemle objeleri yerleştirdiğimiz noktada öbür çalışmalara da geçmek bizim için kolaylık olacaktır. O yüzden şimdi toparlayacak olursak şimdi ben bu bir yaptığımız yapayım çalışma kendim. Sadece elimizi açmak içindi ve şu anda rahatladım. Bundan sonrasında daha farklı teknikler uygulayarak çalışmalar deneyebilirsin. Şimdi seninkinde çok orantılı bir çizim var. Bende bu çok büyük kalmış. Nesneler tam olarak boyutluluk kavramını kazanamamışlar. Ve sanırım sen birazcık böyle belki dersin içinde var mıydı bilmiyorum, ekstradan bir yaptın. Hafif gölgeleri de belli edecek gibi böyle ufak nüanslar mı attın? Bunlar birazcık boyutları mı belli edici? Aslında elimi rahat bir şekilde sadece burada gezdirdiğim için aralarda böyle çizgiler oldu. Hmm. Yani aslında araştırma çizgileri yapmış oldum. İlginç. Şimdi az önce söyledin ya, biri hani seninki işte bu daha büyük oldu, o daha küçük oldu diye. Aslında biz şu anki el açma pratiğinde amacımıza ulaşmış olduk. Mesela... Sen burada objelerin nasıl olduğunu görüyorsun, nasıl aktardığını da görüyorsun ve neyi düzeltmen gerektiğini de farkındasın. Bunlara yapmamız bakıyorum. Gereken buydu. Peki bundan sonra ne yapardık mesela devam etseydik? Bunu tamamlar mıyız yoksa bu kadarlık bir ödev mi? Bu kadardı. Bu sadece o anlık elimizi açmak için. Tamam. İstersen buradan işte gölgeler, tonlar neredeyse rastgele üzerinden sanki atıyormuşuz gibi. Ama şeyi de fark ettim. Baksana benim fırça çok sulu kaldı. Seninki çok tok, güzel bir kıvam var. Çok fazla boya sürekli almadım. Aldım, yoğun aldım başta. Onunla yapıp sonrasında onu böyle yok etmeye başladım boyamı. Ama hani bu arada akrilik taktiği falan değil. Yani akriliğin yapısı budur, böyle çalışılır değil. Biz sadece buradaki boyayı kullanıyoruz. Biz çok temel bir adım atıyoruz. Evet, temel bir adım atıyoruz. Aslında resmin ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Nasıl eğlenceli bir şekilde başlayabiliriz temelden, ona görüyorum. Tamam, peki o zaman birazcık senin içeriklerinin kapsamı dahilinde konuşalım. Çünkü benim de merak ettiklerim var. Mesela resme başlamak isteyenler bu tür bir başlangıç yaptılar diyelim. Bunu tabii çok daha temel bir şey. Sonra nasıl ilerliyorlar veya sen nasıl atölyelerinde devam ediyorsun? Şimdi ben başlangıç aşamasında direkt kara kalemden devam ediyorum. Şu anda burada sizlere daha eğlenceli bir şekilde anlatabilmek açısından boyalarla göstermek istedik. Ama bunları daha öncesinde kara kalemle başlattığımızda eller açıldıktan sonra simetrik ve orantılı bir şekilde nasıl yerleştirebiliriz objeleri? Bir natürmort kompozisyon kuruyorum. O kompozisyona bakarak onun çizimini yapıyorlar. O sırada hatalarını görüp nasıl düzelteceğiz, ne ekleyebiliriz, ne çıkarabiliriz? Ton değerlerini nasıl ayarlayabiliriz? Tonlamasını yaparken çizgileri nasıl kullanabiliriz? Çizgisel tonlamayı kişi kendine göre, kendine has nasıl düzenleyebilir? Aslında onlarla başlıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş zaten geliştikçe kişinin de kendine has bir tarzı oluşmaya başlıyor. O tarzın üzerinden nasıl ilerlemek istiyorsa ona göre de bir plan oluşturuyoruz. Peki ben potansiyel vaat eden bir öğrenci miyim? Evet, vaat ediyorsun. Tamam, yani açıkçası
biraz heyecanlı bir iş, de güzel de bir iş. Evet. Çünkü renklerle oynamak ve bir çizim yapmak bana hep sıra dışı bir deneyim gibi gelmiştir. O yüzden Sezgin'in yaptığı işe ve içeriklerine büyük bir hayranlığım var. Sezgin de aslında bence önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu alanda gerçekten böyle toplu bir şekilde ve çok da hani bunu güzel bir sunumla birleştiren pek az kişi var. Seni izlemek çok büyük keyif. Bakalım, bence bu videoya like'larınızı bol bol atın ki Sezgin'le beraber daha farklı içerikler de yapalım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Siz resim yapıyor musunuz? Veya farklı bir sanat dalıyla uğraşıyor musunuz? Bunu da evet, merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar hep Karavandaki Adam seyircilerine edebiyat, işte birazcık felsefe, biraz bireysel gelişim üzerinden gittik. Hiç resim mesela ilgimiz olan bir alan değildi. O yüzden merak ediyorum. Acaba başka sanat dallarına merakı olanlar var mı? Aslında birbirlerini de besledikleri için gayet alakalı bir... Bence güzel olabilir. Evet. Teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydim. Ederim. Bu bir başlangıç gibi, yani tadı evet, damağımda kaldı. Umarım daha güzel çalışmalar ve videolarda buluşuruz. Güzel, harika. Evet, şöyle gösterelim üst kamerayı. Gerçi güzel de gözüküyormuş. Ve bu videoluk bu kadar. Sezgi, Instagram'da seni hangi isimle bulabilirim? Sezgi Tamer yazarak bulabilirler. Tamam, ben videonun açıklamasına koyacağım. Aynı zamanda YouTube kanalını da yapacağım. Evet, orada vloglar orası yapıyorsun daha çok. Evet, orada vloglar, aynı zamanda Instagram'daki paylaşımlarımı tamam, da bazen paylaşıyorum. Atölyelerine katılmak isteyenler yine sana Instagram'dan ulaşabilirler bilgiler, evet, değil mi? Tabii, yakın zamanda daha fazla atölye açmaya başlayacağım. Aynı zamanda heykel atölyeleri de yapıyorum. Dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Tamamdır, harika. Görüşmek üzere.